Al bakalım, iç bunu. Sen dün gece sadece eve bıraktın değil mi? Evet, tabii ki. Ha, iyi. Günaydın. Evet, toplantı talep etmişsiniz. Başlayalım toplantıya. Hakkı Bey insana görevi devrettiği gün de söyledim. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğim. Ara buluculukla bu ofis dönmez. Eski günlerimize dönmek istiyorsak daha büyük davalar almalıyız. Yanılıyorsunuz vallahi Ağa Hanım. Ara buluculuk meselesinde çok yol kat ettik. Hatta İstanbul'un en bilinen ara bulucuları biziz. 15 kuruş para kazanamıyoruz. O yüzden şirkette 6 kişi kaldı. Maaş ödeyemiyoruz çünkü. Sözün özü, artık bu ofise gelen davaları ara buluculukla değil, mahkeme yoluyla çözmeye karar verdik. Verdik. Evet. Siz. Siz kimsiniz? Siz kiminle birlikte verdiniz böyle bir kararı? Benimle bağırma olur, bağırma sakın. Böyle bir karar aldık. Bundan sonra benim kurallarım geçerli, işine gelirse. Bunu yapamazsın Demir. Hakkı Bey davaların öncelikle ara buluculukla çözülmesini isterdi, hatırla. Sen bir kendine gelsene artık ya. Bağırma, bağırma. Allah Allah. Ayrıca babam inşallah bir komadan çıkarsa ara buluculukla çözersiniz işlerinizi. O zamana kadar benim kurallarım geçerli. Mustafa, beni böyle şirkette kimse tanımaz değil mi bu kıyafetle? Yok Hakkı Bey. Yani yıllardır sizi bu ofiste takım elbise dışında bir kıyafetle gören olmadı. O zaman sen şimdi önden git. Etrafı kolaçan et. Sonra da bana haber ver. Tamam mı? Ben de yavaş yavaş geleyim. Tedbiri elden bırakmayalım. Tamam Hakkı Bey. Ben bekliyorum. Ben senin neden böyle yaptığını biliyorum. Pes etmeyeceğim yani. Asla pes etmeyeceğim. Valla pes ettiği yapmıyorum. Dediğim gibi benim şirketim, benim kurallarım. Bundan sonra böyle işine gelirsin Nida Hanım. Sen hanımefendinin aylardır mahkeme yoluyla kaç dava kaybettiğinin farkında mısın acaba? Ha? Aa. Ama ben kaybetmedim. Biz kaybetmedik biz. Yani ben olmasam hepsini kaybederdi zaten. Evet. Ben de onu söylüyorum işte. Çok güzeldik biz senle ben. Yani yürütüyorduk işleri. Ne oldu? Neyi değişti yani? Niye değiştiriyoruz kurduğumuz sistemi? Paşa gönlüm öyle istiyordu ondan. Evet. Toplantı bitmiştir. Hadi Demircim biz çıkalım. Bundan sonra böyle küçük hanım. Hadi çıkalım. Merhabalar. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor kızım sabah sabah size? Yok ya. Ben vallahi uğraşamayacağım artık Demir'le. Yok baş edemiyorum yani. Aklı sıra beni Afu'yla kıskandırmaya çalışıyor ya. Ama bütün kurduğumuz düzeni değiştiriyor, bozuyor. Hiç haberi yok yani. Yok birlikte karar vermeler, birlikte çıkmalar falan. Toplantı bitmiştir. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Nasıl böyle karar alıyorsun? Vekalet bende. Tamam tamam sinirlenme ya. Nereye gitti şimdi bunlar? Ne bileyim ben. Aldılar başlarına gittiler ikisi birlikte. Tamam hadi kalk. Biz de peşlerinden gidelim. Yalnız bırakmayalım onları. Ne gideceğim ya? Bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Ya niye saçmalama ya? Baş başa mı bırakacaksın onları? Yani kuş uçtu diyorum. Kafesten uçup gidecek yani. Ama uçarsa uçsun ya. Bana ne? Beni ilgilendirmiyor onlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ayrıca benim karnım acıktı deri gibi. Menemen falan yeriz ha? Sen benim iştahım yok. İyi. Sen merak etme. Ben onların izlerini süreceğim.